Herkese merhaba, bugün inceleme konuğum yeni devasa monitörüm. Bu monitör ViewSonic'in 38 inçlik ultrawide QHD çözünürlükte curved ekranlı profesyonel bir monitörü. Tam ürün kodu ise VP3881. ViewSonic'in VP kod adıyla başlayan monitörleri profesyonel seri oluyor. Ve o profesyonel seri içinde bu en güzelleri, en özelleri, en muhteşemleri ben bir an önce kutusunu açmak istiyorum. Masanın üstünde bunu açmak iyi bir fikir mi diye bir düşündüm ama... Düşme, ne olur düşme. Tamam, düşmüyor. Yan yatırmam gerekiyormuş. Şimdi kutunun içinden bir CD çıktı. CD'yi takabileceğim. Hiçbir şeyim yok. Burada galiba ayağı sabitlemek için bir aparat var. Şöyle ilginç bir tel parçası. Burada güç adaptörümüz var. Bir tane Type-C'den Type-C'ye kablomuz var. Bu monitör Type-C üzerinden görüntü aktarabiliyor. Yani MacBook kullanıcısıysanız direkt bu kabloyla monitöre bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca görüntünün yanında monitörün üstünde de USB çıkışları var. Aynı zamanda veri de aktarabiliyorsunuz. Bayağı güzel yani. Tek kabloyla bayağı iş çözebiliyorsunuz. Ben Windows bir bilgisayar kullanıyorum ama hem anakartımda hem de ekran kartımda Type-C çıkışı var. Onlarla bağlamayı deneyeceğim. Eğer Type-C kullanabiliyorsam çok güzel olacak. O konuda emin değilim çünkü daha önce hiç Type-C monitörüm olmadı. Bir tane HDMI kablom var. Bir tane DisplayPort kablom var. Bir tane güç kablom var. Amerika'da yaşayanlar için bir tane Amerikan fişi koymuşlar. Bir tane 3.5 mm ses kablomuz var. Monitörün üstünde hoparlörler de var. Ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten HDMI'dan da DisplayPort'tan da Type-C'den de ses aktarabiliyorsunuz. Bu belki şey için olabilir. Bunun bir ucunu telefonunuza bağlarsınız, bir ucunu monitörünüze bağlarsınız. Telefon hoparlörü olarak monitörü kullanabilirsiniz. Ve son olarak da bir USB kablomuz var. Eğer bilgisayarınızda Type-C çıkışı yoksa yine monitörün üstündeki USB'leri kullanabilmek için bu kabloyu kullanabiliyorsunuz. Yani monitörün üstündeki USB'leri her türlü kullanabiliyorsunuz. Burada kalibrasyon raporlarımız var. Şöyle fabrikadan direkt kalibre olarak geldiğini gösteren belgeler. Bunun profesyonel bir monitör olduğunu söylemiştim ya. Dolayısıyla renk doğruluğu çok önemli. Zaten benim bu modeli tercih etme sebebim de tamamen renk doğruluğu. Tabii büyük olması, yüksek çözünürlüklü olması falan gibi etkenler de var. Ama renk doğruluğu profesyoneller için daha önemli. Bir de sadece onunla kalmıyor. Normalde monitörünüzü kendiniz kalibre etmeniz lazım. Yani kalibrasyon için bir cihaz alıyorsunuz, monitörün üstüne koyuyorsunuz, renkleri kontrol ediyorsunuz falan gibi düşünebilirsiniz. Bu şundan dolayı gerekiyor. Hani monitörün ayarlarını falan değiştiriyorsunuz ya. Bir yerden sonra o kalibrasyon kayabiliyor fakat siz hep aynı monitöre baktığınız için fark edemiyorsunuz. Hani renkler kaymış olsa bile size bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Bu monitörde X-Rite diye bir firmayla çalışmışlar ve ciddi bir yatırım yapmışlar. 500 bin dolar gibi bir şeydi sanırım. Öyle okumuştum. Böyle bayağı renk doğruluğu için parayı basmış adamlar. Ve o cihaza ihtiyaç duymadan monitörü kendiniz kalibre edebiliyorsunuz bu sayede. Bu bayağı güzel bir şey. Yani uzun yıllar boyunca monitörü kendi kendinize kalibre edebileceksiniz. Hep doğru renkler verecek gibi düşünebilirsiniz. Ayağı kocamanmış bu arada. Ve acayip sağlam duruyor. Oha! Ve sağa sola dönebiliyor. Buna çok mutlu oldum. Bunu görmemiştim. Sağa sola dönebildiğini görmemiştim. Önceki monitörüm de benim ultrawide bir monitördü fakat sağa sola dönmüyordu. Ve onun zorluğunu bazen yaşıyordum. Bu güzel. Şimdi şunları ben bir kenara alayım. Hatta bunu da yere alsam daha iyi olacak gibi. Şimdi... Tamam. Aa, sabit durdu. Monitör eğimli olduğu için direkt burada sabit durabildi. Güzel. Burada mıknatıslı bir şeyler varmış ve kolay bir şekilde monte edebiliyormuşuz. Önce kullanım kitapçığını okumam lazımdı sanki ama. Aa, bitti. Aa, çok kolaymış. Peki bu ne işe yarıyor? Bu kilidi sıkmak için değil, kilidi sökmek içinmiş. Yani monitörü ayağından ayırmak istiyorsanız bu aparata ihtiyacınız olacak sonra. Ayağında en ufak bir sallanma yok bu arada. Sağa sola bayağı dönebiliyor. Yukarı aşağı var. Pivot. Pivot yok zaten, 38 inçlik bir monitörü kim pivot kullanır? Aşağı yukarı eğim var. Öne doğru eğilmiyor fakat yukarı doğru kalkabiliyor. Şimdi bunu masama taşımam lazım. Masaya tam sığdı bu arada. Azıcık daha büyük olsaymış hafif problem yaşayacakmışım. Şimdi ilk önce Type-C'den bağladım. Bir Type-C ile deneyeceğim. Olmazsa DisplayPort'a geçeceğim. Aa, oldu. Tamam, benim ekran kartım da destekliyormuş. Sadece görüntüyü de aktarmadı. Şu anda mouse'um da monitörün üstündeki USB'lerden birine bağlı ve mouse'um da çalışıyor. Yani Windows kullanıcısı da olsanız hem görüntüyü hem de USB'leri tek kabloyla aktarabiliyorsunuz. Bunu sevdim. Şimdi monitörü ben birkaç gün test etmek istiyorum. Bundan sonraki kısımları testlerden sonra konuşacağız. Birkaç gün sonra görüşürüz.
Evet, aradan bir haftadan fazla zaman geçti. Bu zaman aralığında monitörü deneyimleme şansım oldu. Monitörle çalıştım, oyun oynadım, film izledim, pek çok şey yaptım. Şimdi kısaca o deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle monitörün büyüklüğüne bir günde falan alıştım. Yani çok rahat bir adaptasyon süreci oldu benim için. Zaten ekran eğimli bir ekran olduğu için insan gözüne uygun. Böyle çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani şey gibi düşünmeyin, böyle çok yakından kocaman bir ekrana bakıyorum işte sağa solu net göremem gibi düşünmeyin. Görüyorsunuz rahat bir şekilde. Önceki monitörüm 3440'a 1440 çözünürlükteydi. Bu ultrawide monitörlerde çözünürlük işi birazcık garip. Yani çözünürlük farklı olsa bile QHD diye geçebiliyor, 4K olarak geçebiliyor, 3K diyen var, böyle birazcık garip o konu. Bu monitörde ise 3840'a 1600 çözünürlüğünüz var. Bayağı yüksek bir çözünürlük. Ve bu çözünürlüğün farkını çok net bir şekilde görebildim. Özellikle Premiere gibi programlarda çalışırken bayağı işe yarıyor. Hatta hemen şöyle göstermeye çalışayım. Diğer çözünürlükten buna geçince çalışma düzeni olarak çok bir şey değişmedi. Özellikle yatayda düşünecek olursak, yatayda hayatımda değişen neredeyse hiçbir şey yok. Fakat dikeydeki çözünürlük artışı özellikle şu timeline'da beni bayağı rahatlattı. Çünkü bu ön izleme ekranını aynı boyutta tutabiliyorum eski monitörümle. Fakat buraya çok daha fazla satır sığdırabiliyorum. Bunun renk odaklı profesyonel bir monitör olduğundan zaten bahsetmiştim. Monitör sRGB renk uzayını %100 olarak destekliyor. Bu da zaten standart bir renk düzeni gibi düşünebilirsiniz ve onu %100 olarak destekliyor. Ve bu renklerin yanında benim çok hoşuma giden bir özellik var bu monitörde. Şimdi normalde büyük ve IPS monitörlerde bir ışık sızması problemi yaşarsınız. Özellikle gri ve siyah renklerde böyle ekrana baktığınız zaman köşelerin falan tam aynı olmadığını fark edersiniz. Yani dümdüz siyah bir ekrana bakıyorsunuz. Orta taraf siyah okey. Fakat kenarlara geçtikçe böyle griye giden bir havası olur onun böyle. Tam olarak yapamazlar onu. Hatta hemen şöyle göstermeye çalışayım. Bu monitörde o problemi hiçbir şekilde yaşamadım. Neresine bakarsam bakayım siyahı aynı tonda görebiliyorum. Teknik dokümanlara baktığımız zaman ViewSonic demiş ki biz %95 oranında ekranın her yerini eşit bir şekilde aydınlatıyoruz. Normal şartlarda çoğu monitörde bu değer %75 civarı olur. Özellikle büyük monitörlerde daha da kötüye gider. Fakat bu monitörde nereye bakarsam bakayım aynı tonda siyahı, aynı tonda griyi görebiliyorum. Bu çok hoşuma gitti. Yani %95 dediğine göre bir yerlerde %5'lik bir fark var fakat göremiyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Monitörün arkasında şurada 6 tane butonumuz var ve menü ayarlarını buradan yapıyoruz. Bu menüyü pek beğenmedim açıkçası çünkü kullanımı birazcık zor. Yani alışabiliyorsunuz, böyle birkaç hata yaptıktan sonra mantığını çözüyorsunuz. Fakat çok da hoşlandığımı söyleyemeyeceğim, yani buradan kontrol çok rahat bir şey değil. Yani oradaki 6 buton yerine tek bir joystick'i tercih ederdim. Joystick'e alışması çok daha kolay. Fakat monitörünüzün ayarlarını zaten büyük ihtimalle sadece ilk aldığınızda yapacaksınız. Bir daha kurcalamayacaksınız. O yüzden aşırı bir önemi yok. Eğer yapacağınız her iş için farklı renk paletine ihtiyaç duyuyorsanız bu durumda orayı sık bir şekilde kullanmanız gerekebilir ve bundan rahatsız olabilirsiniz. Burada da ViewSonic şöyle bir şey yapmış ve Display Manager diye bir tane uygulaması var. Buradan özellikle renkle ilgili tüm ayarları direkt yazılımsal olarak yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla o menüye mahkum değilsiniz. Hani aynı gün içinde hem dergiye iş yapıyorsanız hem video işi yapıyorsanız falan bunlara ihtiyacınız olabilir. Bu durumda bu yazılım imdadınıza yetişecektir. Onun dışında bu yazılımda şöyle bir şey daha var. Şuradan monitörü birden fazla monitör gibi kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle ortadan ikiye bölüp iki tarafı farklı monitör olarak kullanabiliyorsunuz. 4 monitör olarak kullanabiliyorsunuz ve burada güzel olan kısım şu. Atıyorum HDMI'den bilgisayarınızı bağladınız, DisplayPort'tan laptopunuzu bağladınız, Type-C'den de telefonunuzu bağladınız. Yani istediğiniz kadar cihaz bağlayabiliyorsunuz ve bunların her biri yazılımsal olarak değil sanki gerçekten ayrı bir monitörmüş gibi çalışıyor. Yazılımsal olarak bu tarz işler yapan programlar denemiş. Fakat şimdiye kadar gördüğüm en başarılı olan bu. Çünkü yazılımla ne yaparsanız yapın iki ayrı monitör gibi olmuyor tam. Yani illa bir problem yaşıyorsunuz. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Şu anda başka bir cihaz bağlı değil ama. Şu an mesela ekranı ikiye böldüm. Gördüğünüz gibi burada sinyal yok diyor. Çünkü oraya bağlı hiçbir şey yok. Ve çözünürlük ayarında yaptıktan sonra bakacak olursanız burası tamamen ayrı bağımsız bir monitör şu anda. Hatta buraya da bir şey bağlayayım. Aynı bilgisayarın display portunu da bağladım. Şu an hem Type-C portu hem de display portu bağlı. Buranın çözünürlüğünü özellikle değiştirdim ki farklı bir monitör gibi olduğunu algılayın. Mesela şu anda bir pencereyi buraya sürüklüyorum. Tamamen bağımsız iki farklı monitör kullanıyormuşum gibi çalışıyor. Burada bir de şöyle bir güzellik var. Atıyorum hem Mac ile hem de Windows bir cihazla çalışıyorsunuz. Ve ikisini de aynı monitöre bağladınız. Normal şartlarda bu ikisi için de ayrı ayrı klavye ve mouse bağlamanız lazım. Ya da ağ üzerinden çalışan böyle yazılımlarla falan
falan bir uğraşmanız lazım. Bayağı zor o işler bu arada. Burada monitör direkt kendisi KTM Switch destekliyor. Dolayısıyla bu monitöre birden fazla cihaz bağlasanız bile aynı klavye mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bu da pek çok farklı senaryoda bayağı işe yarayacak bir şey. Özellikle işte iş yerinizde sabit bir masa üstünüz var fakat sürekli de laptop taşıyorsunuz diyelim. Tamamen ayrı iki farklı setup kurmak yerine laptopu masanıza bırakıyorsunuz, Type-C'yi bağlıyorsunuz ve bitiyor. Şimdi bir standart düzenime geçeyim. Şimdi gelelim 21'e 9 deneyimine. Şu an YouTube'dan rastgele 21'e 9 bir video açtım. Gördüğünüz gibi direkt ekranı doldurdu. Özellikle sinema filmi izlerken 21'e 9 çözünürlükte bir monitör kullanmak kesinlikle bir şeyler fark ettiriyor. Çünkü sinema filmini televizyonda da, projeksiyonda da, standart bir monitörde de izleseniz yukarılarda şöyle birer karış şeyler kalıyor. Siyahlıklar kalıyor normal şartlarda. 21'e 9 bir monitör kullanıyorsanız bu derdiniz hiçbir şekilde yok ve çok daha büyük hissettiriyor bu şekilde. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Büyük ihtimal algısal bir şey bu. Fakat kesinlikle bir şey fark ettiriyor yani. Tam olarak açıklayabileceğim bir şey değil bu. Kesinlikle bir fark var ama. Sonra gelelim oyunlara. Ben ultrawide çözünürlükte oyun oynamayı bayağı seviyorum. Tamam bu bir oyuncu monitörü değil. Dolayısıyla öyle 144 Hz'ler, 240 Hz'ler falan havada uçuşmuyor. Fakat zaten benim oynadığım oyunlar da genel olarak işte Assassin's Creed, Witcher 3 gibi böyle bol bol manzaranın olduğu açık dünya oyunlar. Şimdi mesela Star Wars açtım. Bu tarz bir oyun açtığınızda ilk bakışta şey gibi düşünebilirsiniz. Alttan üstten ekran kırpılmış gibi düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil. Şu orta kısmı standart bir monitör gibi düşünün. Yani göreceğiniz her şeyi yine görüyorsunuz. Şu yandaki kısımlar ekstra olarak ekleniyor. Yani sadece ultra wide monitör kullananlara ekleniyor bu sahneler. Yani şu an gösterebileceğim çok bir manzara falan yok fakat çok daha geniş bir görüş açısına sahip oluyorsunuz bu şekilde. Hatta bazı online oyunlarda ultrawide monitör kullananlara kızıyorlar hile yapıyorsunuz diye. Çünkü atıyorum mesela Fortnite oynuyorsunuz. Fortnite'da normal bir kişinin göreceğinden %50 daha fazla şey görüyorsunuz. Normal şartlarda düşmanınızın sizi göremediği yerden siz onu görebiliyorsunuz. Hani öyle garip durumlar olabiliyor. Hani online oyunlarda durum sizin kararınıza kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle oynayabilirsiniz. Fakat kesinlikle bu tarz oyunlarda oyun zevkiniz çok daha yüksek oluyor. Assassin's Creed'e güncelleme gelmiş yoksa onda göstermek istiyordum. O daha renkli bir oyun olduğu için bu birazcık karanlık kaçıyor. Fakat temel mantığı yine de anlatabildiğimi düşünüyorum. Monitörün üstünde hoparlörler de var bu arada. Şöyle sesini duyabilirsiniz. Çok iyi bir ses kalitesine sahip değil bu hoparlörler fakat normal şartlarda kulaklıklaysanız ekstra hoparlörde aramazsınız öyle diyeyim. Sesler birazcık tize kaçıyor fakat kötü de değil, normal bir televizyon hoparlörüymüş gibi düşünebilirsiniz. Başka bahsetmem gereken bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Son olarak monitörün hareket kabiliyetinden bahsedebilirim. Şu aşağı doğru kıvrılmıyor demiştim ya. Özellikle film izlerken ben monitörü böyle en yukarı kaldırıp aşağı doğru eğdirmeyi seviyorum. Yani şu koltuğa şöyle uzanıp buradan böyle film izlemek hoşuma giden bir şey. Bunda onu yapamıyor olmak azıcık üzdü beni. Fakat bunun dışındaki tüm hareketleri yapıyor olması güzel. Hem bayağı yükseltebiliyorsunuz, bayağı da alçaltabiliyorsunuz. Şaşırtıcı derecede alçaltabiliyorsunuz. Sağ sola döndüğünden zaten bahsetmiştim. Bu da birkaç kere işime yaradı. Burada bir şey izliyordum mesela. Monitörü en sağa çevirdim. Şurada yemek masam var benim. Yemek masasında bir şeyler yerken buradan devam ettim mesela. O açıdan hoşuma gitti. Yani profesyonel bir monitör olduğu için bu tabii ki iş düzenini düşünmüşler ve iş düzeninde buna böyle direkt dümdüz karşıdan bakıyorsunuz. O yüzden o aşağı eğilmeyi koymamış olabilirler ama olsa güzel olurdu bence. Son olarak hoşuma giden bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Önceki monitörümde şöyle bir şey vardı. Şu pencere mesela yarım saat boyunca burada durdu. Hiçbir şey yapmadım ama o sırada gittim işte tuvalete girdim, yemek yedim, bir şeyler yaptım, takıldım, geldim. Sonra bu pencereyi kapattıktan sonra burada bayağı bir süre o böyle kalıyordu. Image ghosting mi, image burning mi ne öyle bir adı var onun. Kalıcı değil orada böyle bir 10-15 dakika sonra geçiyor fakat bazen çok rahatsız ediyordu. Bunda o problemi yaşamadım ve yaşamadığım için mutluyum çünkü bazen gerçekten tilt oluyordum. Hani şey düşünün mesela Photoshop'ta çalışırken Photoshop'ta etraftaki her şey sabit kalır. Hani siz 3 saat bile çalışsanız etraf değişmez. Siz sadece ortada çalışırsınız ya. Sonra atıyorum yaptığım şeye tam boyda bakmak istiyorum. Üstünde çizgiler, mizgiler var, yazılar var, ne oluyor falan diye böyle ufak şeyler yaşıyordum. Sinir bozuyordu anlayacağınız. Bunun da olmaması güzel. Bu bayağı hoşuma gitti. Ve bahsedecek de başka bir şeyim kalmadı gibi. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Fiyatı birazcık yüksek biliyorum fakat profesyonel monitörlerin hepsinin fiyatı yüksek. Bunu iki tane profesyonel monitör almış gibi düşünecek olursanız o zaman pahalı gibi hissettirmiyor. O zaman normal hissettiriyor. Zaten bu kategoride de Türkiye'de bu ürünün rakibi yok. Yani monitörüm hem ultrawide olsun hem de profesyonel olsun diyorsanız bunun özelliklerini sunabilen
başka bir model yok şu anda. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.